Hangi banka bantırdı ekonomi? İsrail'in casusları bunlar. Ülkeyi bu kadar gezdi. Nereden buluyor bu parayı? Ne genel durum? Genel durumun nasıl abi? Şükür Allah'a sağlamız şimdi ne diyek? Sağlamsın. Herkese gelen düğün herkese gelmiştir. Onu ne yapacağım? Düğün mü geldi? Düğündür ya nedir? Mesela ne diyeyim sana? Bir Türkiye'de değil şu anda her yerde öyle. Durum her yerde böyle oluyor. Ne var her yerde ne var mesela? Türkiye'de ne var şu anda? Türkiye'de bir şey yok. Millete baksana. Ne millete baktım abi ne var? Para var cebinde. Öyle diyorsun. Ne diyeyim? Sende de var galiba. Para var mı kızlar? Para var mı? Niye yok? Var mı sizde gençler? Var mı? İşi bıraktım. İşi bıraktın. Neden bıraktın? Sinirlendim çünkü. Sinirlenmiş bırakmış. Ekonomi nasıl diye sorsak zaten kötü diyeceksin. Berbat. Niye öyle diyorsunuz? Bak işi bırakmışsın. Bizlik mi? Bizlik bir şey. Herkes söylemiştir zaten. Çok ne kötü. Ne söylemişsin? Ekonomi ne kötü? Ekonomi. Neden öyle? Neden öyle? İkiniz beraber mi bıraktınız işi? Yok ben devam farklı ediyorum. Farklı yerlerde sen devam ediyorsun. Evet. Belki görür buradan. Ben müdür yüzünden bıraktım. Neden müdürsün? Ne yaptı sana? Anlat. Çok fazla haksızlık ettiler. Ay var diye dönemiyordum. Çok bağırıyordu. Her müdür şey sana bağırıyordu. Yok genel bağırıyordu. Nefes aldı. Müdür neden bağırıyordun sen? Niye bağırıyorsun? Neden bağırıyorsun? Müdür. Hayır. Sonradan görme. 20 sene çalışmış arkada gelmiş. Müdür bunu izlediğinde. Müdürün ismini vermedik zaten. Vereyim mi? Yok verme. Yok müdüre burada ne söylemek istersin? Konuş. İnşallah batar. Batsın. Müdürlere Allah insaf versin. İnsaf versin ne diyeceğim başka? Sen çalışıyor musun? Ben çalışıyorum. Nasıl ekonomi nasıl? Çok kötü. Aldığın para yetiyor mu? Hayır yetmiyor. Neden? Montun var, giymişsin, ayakkabın var. Telefonum yok. Yok ya var da çıkar. Bak abi. Görüyorsun değil mi? Sene kaç hala iPhone 6 kullanıyorum. iPhone 6, ooo telefonu da varmış. Hayır yok. Neler söylemek istersin buradan ekonomi iyi diyenlere? Çok kötü, hiç iyi falan değil. Hacı abi ekonomi nasıl? Bu kızlar diyor kötü. Ekonomi iyi, kimse itiraz etmesin ona. Evet. İyi de gidiyor Allah'ın izniyle. Nereye gidiyorsun mesela? İyi yönlere gidiyor Allah'ın izniyle, ne olacak? Bu hükümet varsa bize hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Nasıl olmaz size? Olmaz. Allah'ın izniyle. İyi olacak. İyi olacak. Ne zaman? Bir dram abi seçimi de yaptık mı daha güzel olacak. Abi ne seçim. Heh. Hep seçim. Yoksun. Ne olacak ya? 20 seneden ne oldu Hacı abi? Sen de neler değişti? Göbeği çıkarttı. Dişler yok ama. Dişleri karıştırma oraları abi. Niye? Bana bak. Siz neden bahsediyorsunuz? Yani bu... Ekonomiyi kime? Soruyoruz. Kızlar da çok kötü diyor. Baksana şunlara giyimlerine ya. Montu var ya, peki, telefonu var ya. Ekonomi kötü ya. Bak kaç liralık telefon var herhalde. Çıkart telefonu. Desene. 1 lira değil kızım. Çıkart. 10 liradan akıyor o telefonlar değil. Bak kızım. Evet. Görüyorsun telefonları. Keyicilerinizi görüyorsunuz. Allah'a şükür. Ne olmuş kızım? Zam gelmeden aldım valla. Şimdi iki katına çıktı biliyor musun? Çıkabiliyorum. Evet. 3 olmuş. 3 katına çıkmış. Ben çıksın kızım. 7'ye aldım. Şimdi 18 bin falan oldu. Evet. Ya diyorsun. Hacı abi. Evet. Şöyle. Ben bir şey konuşacağım da yanlış olur. Ne? Bak. Güzel bir şey olmuş. Her şey nasıl eskilerde ne diyorlar? Egri otur doğru konuş. Doğru mu? Var bu söz. Evet. O da o taraftadır. Burada yok olsa da ama doğru tarafta. Şimdi sistem değişmedikçe bir şey olmaz. Bunu unutma. Bu bir. İkincisi, iyi ülkede, bir burada yok. Ülkenin her yerinde şu an dünyanın her yerinde var bu. Ama demeyin ki iyi dur. Türkiye'de olsun, Amerika'sı olsun, Avrupa'sı olsun hep krediye oturmuş bankalara. Doğru mu? Tamam, bir dakika. Tamam. Abi doğru söylüyor. Şu anda faizle de gel şimdi. Ben bir söyleyeyim sen dinle. İyi ülkede vatandaş hayatta borcu olmaz. Bunu unutmayın. İyi ülkede vatandaş borçlanmaz. Vatandaş borçlanmaz. Evet. Bunu iyi bilin. Bankalar bitmedikçe bu ülke iyi olmaz. Bu banka kanı sömüren öyle bir sisteme gelmişler. Bunu dünyada sistemi kurmuşlar. Kölelik sistemdir bu. Anladın mı? Bu kölelik sistemidir. Biz köleyiz şu abi, an. Abi o zaman köleyiz şu an biz. O zaman ne yapacağız abi? Bankalar iyi değil. Nasıl abi? Tatmin olmadın mı abi? Öyle. Tatmin olmamış abi. Tatmin edici değil. Sen nerenin kölesisin? Sen nerenin kölesisin abi? Sen diyorum nerenin kölesisin? Nerenin? Hangi ülkeden geldin köle oldun buraya? Nasıl hangi ülkeden? Ben sana soruyorum nerenin kölesisin sen?
Sen neler abi sana diyorum ki bankayı kim ki kurmuş onların kölesiyiz biz. Bir şey var mı anlat? Boşuna anlatıyorsun sakallı. Evet. Ekonomistler bilmem abi, ne olmuş. Ne komünist ya? Sen ne komünistten bahsediyorsun? Komünistten bahsetmiyorum. Komünist. Komünistten bahsettim mi ben? Yok abi. Öyle önüne gelen adamlarla konuşuyor. İşte bu arkadaşımızın da istediği budur. Gel abi. Abi sen tatmin oldun mu abi? Sen okulu bitmişsen ben onun için de bitirim. Ben yani üniversiteye var ya. Dedin ya sen başına bir kanıt göster bakayım üniversite bitirmişsin. Kanıt göster bakayım. Gel konuş gel. Gel abi. Sen böyle durdurma bakma benim. Yayınlarız biz. Gerektiği yerden konuşuyorum. Ben konuşabilirim. Ben konuşuyorum. Yani ilerisi gerisi. Ne fark eder nereden geldim? Sana bağlı değil. Nasıl olmaz? Sen şimdi sen diyorsun ki şu an diyelim ki Rusya'dan bir tanesi yolladı buraya. Türk olarak yolladı. Kanıt göstereceksin. Beni mi yolladı Rusya'dan? Anlatmak nereye için şu telefon. Dur abi beni mi yolladı Rusya'dan? Herkes konuşabilir. Herkes konuşamaz. Dedikodu etmekle hiç kimse bir yere varamaz. Gerçeği konuş. Ekonomist bilmem ne ekonomi banka batırmış. Hangi banka batırdı ekonomi? Bak herkesin cebi para dolu. Şey iPhone telefonları dolu oraya. Geçen de bir yerde 600 tane kuyruk vardı 60 bin liralık iPhone almak için. Evet. Sen ne gittin? Sen kaç ülkeye gittin abi? Sen kaç ülkede gezdin? Onu bunu kandırma. Bu televizyon zaten. Ne televizyonu? Milleti kandırıyor, dedikodu ediyor diyor. Milletin kafasını kurcalıyorlar. Abi. Ne güzel geliyor bak bak. Gel. Sen gel. Boş ver. Yok abi benim işim olmaz. Hiç dinlemeye gerek yok. İşim olmaz. En büyük nüfakçısın. Gel abi. Neye gelecek? Aferin. Vallahi Gülhan buna bu parayı bulup nereden geliyorsunuz? Gel abi gel. Yok. Bu parayı nereden bulup geliyorsunuz? Ben gazeteciyim abi. Gazetecisin? Ooo boş ver. Şükür ben para kazanıyorum. Tamam ben uzatma biraz yoruluk. Tamam konuş işte. Şimdi seni ne konuşacağım? Ya abi konuş işte. Siz almışsınız milleti birbirine bırakmak için. Nasıl yani? Vallahi sizden 3 kağıtçısı yoktur. Tamam sen konuşuyorum ben yayınlıyorum işte abi. Yok. Kime yayınlıyorsun? Hangi televizyon? Kanalda yayınlıyorsun. YouTube'da. Abi YouTube. Abi YouTube. Evet. Amerikan'ın YouTube hangisinin YouTube'u? Ama İsrail'in Amerikan'ın YouTube'unu anlatıyorsun sen bana. Onlar kim oluyor? Kim? Abi, burası abi. Türkiye Cumhuriyeti. O kadar abi. O kadar. Bu kadar ülke geziyor. YouTube ne kazanıyor ki? Ya ne YouTube'u ya? İsrail'i bunlar hepsi. İsrail'in casusları bunlar. Ülkeyi bu kadar geziyor. Nereden buluyor bu parayı? Nereden buluyor casus bunlar işte? Merdan Yanardağ'ın adamları. Casus bunlar. Biliyor musun bilmiyorsun? Şerefinle teyit et ben bilmiyorum de. Neyi? Merdan Yanardağ'ı tanımıyor. Ben onu patron mu? Vallahi sen oradan fonlanmış sen aynı. Yeni bir şey diyeceğim. Abi sen ne diyorsun? Neye? Ne diyorsun abi? Neye diyorsun? Arkadaşlar söyledikken dinledin ne diyorsun? Yalan söyleme. Abi ben de siyaset yapmam. Biz ne siyaset konusu bendim sen 3 kağıtçısın. Başka bir şey demedim. Bana mı dedin yani? Vallahi başka bir şey. Ne yaptın? Tanıyor musun sen beni? He? Neden sen? Nereden YouTube'dan şey diyorsun, evet, gazetelerde şey diyorsun, tamam. Çıkarmış tolerolara bir şey yapmışsın, evet. Milleti kandırıyorsun, millet de sana inanıyor. İnanacak tabii abi. Niye sen İnanacak kimsin? Tabii. Ben konuşturuyorum sadece. Yok hayır, ben sen kimsin? Abi ben YouTuber'ım. Sen bana üç kağıtçı borsun. Öyle mi diyorsun? Üç kağıtçı bor. YouTuber'a ne gider? Çok üç kağıtçı bor gider. Tamam abi, başka ne gider abi? Ay senin var ya. Evet, siz ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? Yok, siz biz diyorsunuz? Bir şey demiyoruz. Konuyu da anlamadık çünkü. Konuyu anlamadığımız için. Ekonomiyi sordum. Berbat. Nasıl abla? Pahalı her şey ama. Taştan gelip her şey pahalı. Evet. Yani. Siz ne diyorsunuz? Aynı. Evet, aynı düşüncedeyiz maalesef. Berbat diyorsunuz. Evet. Bana sormayın. Şu topluma sorun ya. Bu millet ne yiyecek ne içecekler ya? Allah aşkına bir söyleyin ya. Domatesin kilosu olmuş 40 lira. Bir parça kardeşim bir mağazadan bir şey almaya kalk. Yemin ederim 300 milyon. Bu insanlar çoluğunu çocuğunu neyle giyindirecek ya? Neyle? Kriz var. Çip krizi var. Efendime söyleyeyim ham madde krizi var. Sanayi kapanmış. Geçici olarak yani adamları 15 gün izine çıkartıyorlar. 15 gün. Adam şimdi 4 milyar evim kira diyor. 2 tane çocuğum var diyor. Ben diyor 3 milyarla 4 milyarla nasıl geçineceksin diyor ya. Nasıl bu insanlara bunları sorun bunları. Bu halka bunları sorun yani. Doğruları söyleyelim hep beraber ki bu hükümeti inşallah Allah büyük yani. Enflasyonlara bak abi. Afrika ülkesinde çıkmış %8 enflasyon.
Bizim ülkemiz Afrika ülkesinden kötü mü değil mi ya? Ya ne duruma getirdiler bu ülkeyi ya? Arjantin %83, biz %85. Arjantin'de devlet yok, devlet. Mafya var, mafya, mafya. Mafya ülkeyi yönetiyor. E bizde %85 olmuş enflasyon ya. Devlet var, hükümet var, polis var, güvenlik var. BK nerede BK? Allah aşkına sorun, BK nerede yani? Bu insanlara sorun, bunlara sorun yani ya. Yazık günah bu insanlara ya. Hele bir de bakın ya, insanları ne hale getirdiler ya. Uyuşturucudan insanları ne hale getirdiler insanları ya. 9 yaşında çocuk bonzai içiyor ya. Bu çocuk nereden buluyor ya? Bu devlet nasıl bir devlet ya?